Display menüsünün bir diğer alt menüsü ise 3D Garment'tır. 3D Garment burada B grubu menüsü olarak incelenecek. Dolayısıyla bu bölümde 3D Garment menüsünün alt komutlarını göreceğiz. 3D Garment altındaki komutları kullanarak sahnedeki patternlarımızı görünürlük açısından kontrol ederiz. Buna göre buradaki ilk komutumuz görmüş olduğunuz gibi Show 3D Pattern'dır. Bu komut sahnede istediğimiz patternları gizlememizi ya da bunları görüntülememizi sağlıyor. Şimdi bu menü komutlarına örnek olması amacıyla çalışma klasörümüzdeki Show Hide adlı projeyi sahnemizde açalım. Bunun için File, Open, Project komutunu veriyorum. Çalışma dosyaları içerisindeki 49 nolu klasöre girerek Show Hide adlı dosyayı aç komutuyla sahnemde açıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi sahnemizde 3 parçadan oluşan garment'ımız var. Şimdi komutumuzu kullanmak için öncelikle 2D sahnesinden ortadaki beyaz pattern'a bir kez dokunuyorum. Daha sonra Display, 3D Garment ve buradan seçmiş olduğum garment için Hide 3D Pattern komutunu veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi garment'ım şu an sahnede gizlendi. Şimdi bu garment'ı tekrar görünür kılmak için 2D sahnesinden ortadaki pattern'ı tekrar seçiyorum. Daha sonra Display, 3D Garment ve Show 3D Pattern komutunu veriyorum. Bakın adı az önce Hide'di. Şimdi biz bir komut verdik, gizledik. Şimdi dolayısıyla adı Show oldu. Çünkü program şu an sahnede bir pattern'ın gizli olduğunu biliyor. Dolayısıyla burayı Show olarak değiştirdi. Şimdi tekrar aynı komutu veriyorum ve görmüş olduğunuz gibi tekrar buradaki pattern'ım sahnemde, buradaki garment'ım da sahnede görünür kılındı. Devam edelim. Display 3D Garment komutunu veriyorum ve sıradaki komutun Show All 3D Pattern komutu olduğunu görüyorum. Eğer sahnemizde birden fazla pattern'ımız gizliyse tümünü görüntülemek için Show All Pattern komutunu kullanabiliriz. Bu için öncelikle sahnedeki tüm pattern'ları seçmem gerekiyor. Bunun için Transform Pattern aracını alıyorum. 2D sahnesindeki bütün pattern'ları pencere pis seçimiyle seçiyorum. Daha sonra Display, 3D Garment, bakın Hide, 3D Pattern komutunu veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi sahnedeki bütün pattern'larımızı gizledik. Şimdi hepsini tekrar görünür kılmak için tekrar Display, 3D Garment, Show All, 3D Pattern komutunu veriyorum. Komutu verdiğimde görmüş olduğunuz gibi tekrar bütün garment'larım sahnede görünür kılınıyor. Hemen tekrar sıradaki komutumuza bakalım. Bunun için Display, 3D Garment ve sıradaki komutumun Show Garment olduğunu görüyorum. Show Garment komutumuz sahnede var olan tüm garment'ların görünür olmasını sağlar. Bu komutun Show Pattern komutundan farkı, pattern'lar kumaşın garment edilmemiş ham halini ifade eder. Yani üzerinde daha işlem yapılabilecek nesneleri kasteder. Ancak garment ise bir kumaşın tamamlanmış, yani simüle edilmiş halini, simüle edilmeye hazır halini ifade eder. Dolayısıyla bu komut da sahnedeki garment kumaşların görünmesini ya da gizlenmesini temin ediyor. Şimdi 3D Garment altından Show Garment komutunu devre dışı bırakalım öncelikle. Görmüş olduğunuz gibi burada bütün garmentlar sahneden gizlenmiş oldu. Buradaki neden kaybolmadı? Çünkü buradaki adı pattern'dı, hatırlayalım. Buradaki adı ise garment'tı. Neden garment'tı? Çünkü farkındaysanız Ctrl Z yapıyorum. Öncelikle tabii Ctrl Z çalışmadı. Display, 3D Garment. Daha sonra buradan Show Garment komutunu tekrar vereceğim. Bakın şu fark anlamanız için. Neden burada Garment bunun adı? Çünkü bakın simüle edilmiş bu sahne. Bakın pattern'ım görmüş olduğunuz gibi sarkmış yanlardan. Bir Garment haline gelmiş. Dolayısıyla Display, 3D Garment ve Show Garment komutunu devre dışı bıraktığımda bu sahnedeki garment'larım gizlenmiş oluyor. Tekrar görünür kılmak için tabii ki Display, 3D Garment, Show Garment komutunu tekrar vermiş olmam gerekiyor. Devam edelim. Bunun için Display, 3D Garment komutuna geliyorum ve sıradaki komutumun Show Pressure Point olduğunu görüyorum. Show Pressure Point komutumuz sahnemizdeki seçili objelere simülasyon sırasında kumaş üzerindeki hangi noktaların baskı yaptığını göstermeyi sağlıyor. Tabii şu an bizim sahnemizde pressure, yani basınca uğramış herhangi bir nesnemiz yok. Bir tane yapalım hemen. Bunun için 2D sahnesine geçiyorum. 2D toolbar'dan rectangle aracını aldım. Şöyle bir parça oluşturdum bakın. Görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra transform aracını seçiyorum. Transform pattern aracını. Daha sonra üzerinde sağ tuş yapıyorum. Layer clone komutunu veriyorum. Şöyle yanına koyuyorum. Daha sonra buraya geldim. Bir kez tıkladım. Şöyle sündürdüm. Daha sonra bunu pressure uygulayacağım için şuradan görmüş olduğunuz gibi yüzey normalleri içeride kalmış. Bunu çevirmem gerekiyor. Ne yapıyorum? Parçayı seçiyorum. Üzerinde sağ tuş yapıyorum. Ve flip normal komutunu veriyorum. Böylece bu sorunu ortadan kaldırmış oldum. Şimdi sahnemi simüle edeceğim. Bunun için 3D Garment Simulate komutunu veriyorum. Bakın ne oldu bu durumda? Bu nesne burada bir simülasyona uğradı ve birbirleriyle otomatik dikildi. Çünkü layer clone parçaları birbirine otomatik dikiyor.
Evet, parçamızı yere düştü. Şöyle pencere seçimiyle x'ini seçip ne yapıyorum? Particle distance değerini 40 yapalım. Sahnemiz kasılmasın. Tekrar sahneme through the garment simulate komutuyla simüle ediyorum. Şimdi buna bir pressure uygulayacağım. Bunun için simulation properties, tabi prepare editor altındaki simulation properties alt menülerinden pressure değerini, örneğin 6 diyelim. Enter yapıyorum ve sahnedeki nesnenin şişmesini temin ediyorum. Şöyle koyalım şuraya. Devirelim şu şekilde. Evet. Artık bu nesne üzerinde bir ne oldu? Pressure durumu gerçekleşti. Yani burada bir basınç var. Şimdi ilgili komutumuzu verelim. Bunun için display, through the garment, show pressure point komutunu veriyorum. Daha sonra bakın burada nerede bir basınç var? Görmüş olduğunuz gibi şu noktalar şu an bu pattern'a, daha doğrusu bu garment'a bu noktalardan basınç uyguluyormuş. Aynı şeyi yukarıda da görebiliriz. Bakın bu garment'ın üzerinde de şu mavi noktalar bu garment'a bu noktalardan bir basınç uygulandığını ifade ediyor. Dolayısıyla show pressure point garment üzerindeki basınç, garment'a basınç eden noktaları görmemizi sağlıyor. Tekrar transform pattern aracıyla ikincisini seçip delete komutuyla siliyorum. Daha doğrusu delete tuşuna basıyorum. Tekrar display, through the garment ve buradan show pressure point komutunu devre dışı bırakıyorum. Çünkü buna ihtiyacımız yok bu sahnede. Bunu da gördükten sonra sıradaki komutumuza bakalım. Bunun için display, through the garment ve sıradaki komutumuzun show pin olduğunu görüyorum. Buna göre show pin komutumuzda şu an görmüş olduğunuz gibi sahnedeki garment'ımız üzerinde pin alanlarını görebiliyoruz. Şu kırmızı noktalar buradaki bu garment üzerindeki pin alanlarını gösteriyor. Şu an burada bir simüle edilmiş nesnemiz var. Dolayısıyla bu nesne buralardan sahneye tutturulmuş pinlerle düşmemesi için. Dolayısıyla biz bu pinleri şu an görebiliyoruz. Ancak ben buradan display, through the garment, show pin komutunu devre dışı bırakırsam görmüş olduğunuz gibi bu durumda artık bu nesne üzerindeki garment üzerindeki pinleri göremiyorum. Ancak ben bu pinleri tekrar görmek için ne yapıyorum? Aynı şekilde display, through the garment, show pin komutunu tekrar veriyorum. Böylece bu komutumuzu da kullanabiliriz ihtiyaç dahilinde. Devam edelim. Sıradaki komutumuzun ne olduğunu anlamak için display, through the garment ve sıradaki komutumuzun show pattern name olduğunu görüyorum. Show pattern name şöyle izah edelim. Marvelous içerisinde herhangi bir şekilde bir pattern yarattığınızda bu pattern otomatik olarak bir isim alır. Örnek için 2D sahnesinden buradaki 2D toolbar'dan rectangle aracını aldım. Sahnede herhangi bir rectangle yarattım. Bakın bu rectangle'ın şu an Property Editor'da name kısmından pattern 2D-36085 numarasını aldığını görüyorum. Bu pattern'ın ismi. Aynı isme Object Browser Sign Cluster'ın Sign sekmesi altından da görmüş olduğunuz gibi erişebiliyoruz bu pattern'ın ismi. Dolayısıyla bu pattern isimlerini sahnede görmek için bu komutu kullanabiliriz. Öncelikle buna bir isim verelim. 2D sahnesindeyim. Transform pattern aracıyla bir kez dokundum. İsim veriyorum. Path 01 yazdım. Yani pattern 01. Şimdi ne yapacağım? Bu pattern'ın eğer 3D sahnesinde adını görmek istiyorsam display, through the garment, show pattern name komutunu veriyorum. Bakın bu durumda bunun adının path 01 olduğunu anlıyorum. Bunun adının sol, bunun adının orta, bunun ise sağ olduğunu bu komut ile anlamış oluyorum. Bu komutu tekrar devre dışı bırakalım. Çünkü ihtiyacımız yok. Bunun için display, pardon, through the garment ve buradan show pattern names komutunu vererek bunun tekrar isimlerin gizlenmesini sağlıyoruz. Şimdi sıradaki komutumuza bakalım. Bunun için yine display, daha sonra through the garment ve buradan sıradaki komutumuzun show internal lines olduğunu görüyoruz. Artık program içerisindeki internal line'ın ne olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla show internal line komutu da bu line tipini sahneden gizlemek için kullanıldığını tahmin edebilirsiniz. Bazen kumaş tasarımımızı tamamlar, simüle eder ve mankenimizi pozlarız. Son olarak mankenimizi simüle edip sunuma hazır hale getiririz. Ancak kıyafetin sunum esnasında kumaşın birleşim ve dikiş çizgilerinin görünmesi doğru bir yaklaşım değildir. Burada bu noktaları, bu dikiş izlerini ve internal line'ları ya da seam'leri gizlememiz gerekir. Sunum esnasında gözükmemesi gerekir. Dolayısıyla bu durumda show internal line komutuyla internal line'larımızı sahneden gizleriz. Burada sahnede görmüş olduğunuz gibi şuradaki pattern üzerinde çeşitli sebeplerle buraya bir internal line eklenmiş. Her birinde birer tane var. Dolayısıyla biz şimdi bu internal line'ları sahneden gizlemek istediğimizi düşünelim. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Display, through the garment, show internal line komutunu vermemiz gerekiyor. Bakın bu durumda
Aslında bakın 2D sahnesinde hala internal line'ları görüyoruz. Ancak biz ne dedik? Yani Garment'ın en son sunum aşamasında bu internal line'ların görünmesi doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü ne dikiş izlerinin görünmesi gerekir, görünmesi doğrudur. Ne seamlerin, birazdan değineceğiz, görünmesi doğrudur. Bunların hepsini sahneden gizlememiz gerekiyor. Dolayısıyla show internal line'ı bu noktada kapatarak sahnemizi güzel bir şekilde sunum edeceğiz. Şimdi tekrar görünür kılalım. Tabii 3D sahnesinden bahsediyoruz. Bunun için display, through the garment, show internal line komutunu vererek internal line'larımızın da sahnede görüntülenmesini tekrar temin ediyoruz. Dolayısıyla avatar, display altındaki B grubunda yer alan through the garment komutlarını böylece detaylıca incelemiş olduk ve hangi komutun neye yaradığını anlamış olduk. Bir diğer C grubunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.